Şimdi İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Yöneticisi Sayın Doçent Doktor Özgür Yiğit'i sahneye davet etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Okey Sağlık Müdürü, Sayın Gençler Teşekkürleri ve Sayın Halk Sağlık Müdürü ve değerli katkımızdan için tekrar veda ya da devir teslim törenine hoş geldiniz. Ali İslam Hoca ile 2003 sonları ya da 2004 başlarıydı. Çocuk terazisi kimlik şekliğine bu yakındığı zaman kısa bir müddet bu hastanede birlikte çalıştık. Daha önceki arkadaşlarım da belirttiği gibi çocuk ve cerrahinin bir araya getirdiği özellikler Ali İslam Hocam da iyi demişti. Tam onun o özelliği ona yansımıştı. Muhtemelen bu meslek, çocuk cerrahisi mesleğinden gelen özellikleri de diğer hem klinik yönetimine hem de daha sonra geleceği diğer yöneticilere yansıdı. Aslında akademik hayattan geliyordu, üniversiteden geliyordu. Bir Sağlık Bakanlığı Hastanesi'nden uyum sağlamak kolay bir şey değildi. Gelir gelmez uyumu sağladı. Sonra gördük ki yönetici ve liderlik özelliğiyle hem kliniğini geliştirdi ve daha sonra kader onu geldiği kliniğe başhekimliğe yükseltti. Aynı liderlik özelliğini, özverili çalışmasını, atak, azimli, her konuyla ilgilenen, her kişiyle ilgilenen özelliğini başhekimliğinde de gösterdi. Aynı dönem o büyük şişkinin başhekimi, ben de küçük Samatya'nın başhekimi olarak devam ettik. Daha sonra Büyük Şişli beni aslında Samatya'ya taşımıştı. Onu da Büyük İstanbul Sağlık Müdürlüğü'ne taşıdı. Sonra orada da aynı liderlik özelliğiyle ki sancılık dönemindeydi. Sağlık Müdürlüğü gerçekten hem devre açısından sancılık dönemindeydi hem de daha sonraki kararnameyle gelecek dönüşümler açısından sancılıyorum. Bunu da gerçekten büyük bir başarıyla bugünlere getirdi. Sağlıkta dönüşümü en iyi anlayanlardan, en iyi uygulayanlardan bir yöneticiydi, bir liderdi. Ha, bunu uygularken şuna dikkat çekmek istiyorum. Matematik uygulama değil. Yani itiraz etmesi gereken yerleri de bilen, onlara itiraz eden. Dolayısıyla nelerin değişmesi gerektiğini de çok iyi bilen bir yönetici olarak tanıyoruz hepimiz. Bunu neden söylüyorum? Sağlıkta dönüşüm bir noktaya kadar geldi. Muhtemelen bundan sonraki sağlıkta dönüşümün eksiklikleri ve bundan sonraki Türkiye'nin yeni sağlık politikalarının oluşturulması, gelecek 10 yıllar için oluşturulması için Ali İslam Doktor Hocam gibi insanlara ihtiyaç var diye bunu söylüyorum. Çünkü o Büyük İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nden Büyük Türkiye'nin Kamu Hastane Kurum Başkanlığı'na atandı, oraya geldi. Dolayısıyla Türkiye ondan bu anlamda önemli bir yerde bekliyor, hepimiz bekliyor diye de düşünüyorum. Sağlıktaki bütün problemleri, çalışan problemlerinden tutun, diğer problemlere kadar bunu çözebilecek yetenek ve güçte diye öngörüyorum. Dolayısıyla tüm Türkiye'ye ve hepimize hayırlı olsun. İstanbul için kayıp ama Türkiye için kazanç diye düşünüyorum. Tekrar tüm Türkiye'ye hayırlı ve kendisine sağlıklı, mutlu kutlar diliyorum. Yeni sağlık müdürümüzde Profesör Doktor Selam Albayrak'a başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.
Kıymetli misafirlerimiz, müsaadenizle bir telgraf okumak istiyorum. Hocam, ismini en sona bırakmaya niyetliyim. Hatta tahmin edebilirsiniz, çok da mutlu oluruz. Çok değerli sevgili öğrencim, şef arkadaşım, sağlık müdürüm ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanım Sayın Profesör Doktor Ali İhsan Dokucu, üniversitedeki yoğun işlerim nedeniyle bu güzel gününüzde bulunamadığım için çok üzgünüm. Genç yaşlarda gurur duyduğum çok önemli görevlerde bulunarak kısa zamanda büyük işler başardığınız için sizi kutlarım. Ve yeni görevinizde de birçok projeyi imza atacağınız... Birçok ülkeden çok daha büyük olan İstanbul'un sağlık sorunları karşısında ekibiyle birlikte yoğun uğraşlar verdi. Anadolu'dan başlayıp tamamlanma aşamasına gelen ve 10 yıldır bir çivi dahi çakılamayan İstanbul'da çok ciddi yatırımlara imzasını attı. İSMED kapsamında proje ihalesi yapılan Doğu Medya Eğitim Araştırma Hastanesi'nin proje bedeli arttırılmadan ilave olarak Göztepe'nin de oraya ilave edilmesinde hocamın bulduğu dahiyane bir fikir sayesinde olmuştur. Ama onları birçok kişi bilir. Bir kere hayır dedim ya, asla onları ikna etmek mümkün değildir. Ama hocam ne yaptı, etti? Hiçbir proje bedeli arttırmadan Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'nde aynı proje dahilinde yapılmasına imkan sağladı. O sayede değil ki, yakın bir zamanda dünyanın en modern hastanelerinden biri Ok Meydanı'nda Göztepe'de yükselecektir. Hocamız yöneticiliği yanında çok da başarılı bir hekim de aynı zamanda. Ben yakinen şahidim. Bu zamana kadar çocuk cerrahları organ nakli yapabilme ruhsatına haiz değillerdi. Halbuki çocuklarla uğraşırlardı. Ama hocam yoğun bir şekilde mücadele etti ve Türkiye'de çocuk cerrahlarının da organ nakli yapabilme ruhsatı almalarına imkan sağladı. Aynı zamanda kendisi belki 3 olur 1 oldu. Çok başarılı bir organ nakli cerrahı aynı zamanda. Değerli hocam, bir sağlık müdürü olarak görev yaptığı süre içerisinde çok demokratik, insancı, sorun çözümlü, meslektaşlarını çok seven, deontolojik ilkelere sıkı sıkıya bağlı çok başarılı bir yönetim sergiledi. Herkese o kadar çok yakındı ki ben İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin bir ferdi gibi gördüm kendilerini. Aynı şekilde diğer arkadaşlarım da kendi hastalarını bir ferdi olarak gördüler. Şüphesiz ki bu başarıda merkezdeki bir ekip ruhunu izlerini her zaman bulmak mümkün. Bu ekibin üyeleri, kamu hastanelerine bağlı birliklerin kurulması ile birlikte her kademede başarılı hizmetlere devam ettirmektedir. Bizim genel sekreterimiz Dr. Şahit Bey, Dr. Fethi Rüştü Bey, Dr. Ercan Bey, Dr. Vahit Bey, Dr. Cihangir Bey, oradaki başarılarını genişlerinde de aynı şekilde devam ettiriyorlar. Kendilerini hep takdir ettiğim vefa ve kardeş şahıslı bir temsilcisi Atom Karınca Dr. Çiğdem Hanım da yine bu başarının arkasındaki gerçek mimarlardan birisi olduğunu özellikle altını çizmek istiyorum. Sayın Başkanımız, herkes tarafından çok saygı duyulan, çok başarılı bir akademisi olması dolayısıyla burada konuşan akademisyen bir kişi olarak birkaç cümleyle de eğitim ve araştırma hastanesinde yaşanan sıkıntılardan olur ki çözüm bulunabilir Ankara'ya gittiklerinde artık bu kurumun başında diye birkaç cümleyle de bunlardan bahsetmek istiyorum. Osmanlı'da modern tıp eğitimine geçildiğinden bu yana hekimler en zorlu dönemlerinden geçmektedir. Bu zorluğun en önemli nedenlerinden birisi belirsizliktir. Söz konusu belirsizlik sadece biz akademisyenlere değil, hekimlik mesleğinin tüm katmanlarını kapsamaktadır. Eskiden mezun olan bir hekim, gelecek 10 yılında 20 yılını tahmin edebilme şansına sahipken, sürekli değişen ve uzaktan kaynaklanan nedenler dolayı birkaç gün sonra, birkaç ay sonra hangi pozisyonda olacağını bilememektedir. Geçtiğimiz yıl çıkarılan 663 sayılı kanun hükmünde kararnameye hükmünde uyarınca en büyük değişiklikler kamu hastaneleri kurumunun kurulmasıyla gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Tüm satın alma prosedürlerinin birlik bünyesinde toplanmış olması gerçekten iyi düşünülmüş ve verimliliği sağlayacak bir prosedür gibi durmaktadır. Ancak verimlilik göstergelerinin iyi bir eğitim ve kaliteli bir tıp hizmetinin verilmesi konusunda eksik olması, skor bazlı çalışma şekli düzeltilmesi gereken etkenlerin başında gelmektedir. Eskiden hocam klinik şefliği yaptı. Eskiden klinik şefliğinin bir ağırlığı vardı. Ama yeni sistemle birlikte bu arkadaşlarımız tenzil rütbeye uğradılar. Klinik idari ve eğitim sorumluluğu şeklinde iki görev ihdas edildi. Eğitim sorumluluğu atama yetkisi yanlış bir şekilde başhekim yerine yasal olarak akademisyen olma şartı bir aramaya hastane yöneticisine bırakılmış. Bu yetmezmiş gibi bizim geleneklerimize aykırı bir şekilde uzmanın bir idari sorumlu olabileceği hükmü getirildi. Atanma sonrası görev süresi bir yıldır ve bu süre içerisinde klinikte akademisyenlerin otorite kurması mümkün gibi
gözükmemektedir. Tüm bu olumsuzluklar eğitim hastanelerinden beyin göçünü hızlandırmıştır. Kalanlar mutsuz, gidenler maddi açıdan memnun olsalar da eski mesleki tatminisinden uzak bir şekilde eski günlerini yapılamaktadırlar. Performans sistemi eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışma ve barış ve huzurunu gerçekten tehdit etmektedir. Yükte hafif pahadalar işlemler daha ön plandadır. Herkesin gözü bir başkasının aldığı ücrettedir. Çalışan arkadaşlarımızın birçoğu yasal yemek izinlerine dahi kullanamamaktadır. Bu gerçekten çok acı bir durumdur. Allah korusun bir kişi hasta olsa İstanbul gibi bir yerde kirasını dahi ödeyemesi hale gelmektedir. Bir de sağlık yöneticilerimiz, başta genel sekreterlerimiz, hasta yöneticilerimiz ve başhekimlerimiz olmak üzere aldıkları ücretler gerçekten son derece düşüktür. Örneğin ben bir klinisyen olarak aynı zamanda klinikte çalışmama rağmen klinikteki uzmandan daha az ücret aldığımı belirtmek istiyorum. Bir başka hususta bir hastane yöneticisi olarak bu unvanı ne sevdim ne de alışabildim. Birkaç eğitim araştırma hastanesi dışında hiç düşünemezsiniz ki başhekimle sağlık gibi hasta yöneticisi arasında problem olmuş olmasın. Ve bu iki yönetici arasında gerçekten ciddi sıkıntılar mevcuttur. Satın alma işlemlerinin birlik bünyesine bırakılmasının ardından başhekimliğin görevleri eski oranında azalmış durumdadır. Her ne kadar bugün için hastane yöneticileri hekimlerden seçilmiş olsa bile yarın artık bu görevlerde hastane olarak hekimlerin bulunması gerçekten kuşkuludur. Bu açıdan bir başhekimin yetki ve konum açısından idari ünvanın işler müdürü, sağlık bakım hizmetleri müdürü, tuz muhtemelcilik müdürüyle aynı kategoride olması gerçekten üzücü bir hadisedir. Bir hastane yöneticisi olarak yönetici ve başhekim yetkilerinin tek bir kişide toplanması ve bu kişinin başhekim olarak görev yapmasının en doğru yol olduğunu belirtmek istiyorum. Bir başka ifadeyle ve rahatlıkla da şunu söylemek istiyorum. Biz hastane yöneticisi olarak bize ihtiyacın olmadığını da ilave etmek istiyorum. Eğitim ve araştırma hastanelerinde ortak kullanımla alakalı da son zamanlarda gittikçe artan bir takım şikayetler olmaya başlamıştır. Aslında bunun yasal alt mevzuatı en üzerinde bir şekilde çıkarılamamıştır. İnşallah yönetimi çıkarılmasıyla beraber bu üniversitelerde göre yapan akademisyen arkadaşların da birlik bünyesine dahil diğer hastanelerde eğitim hizmetlerine görevlendirilmesinin hem eğitim hem de hizmet açısından daha kaliteli bir şekilde olacağından hiç kuşku duymuyorum. Görüldüğü üzere aslında sorunlar büyük gibi gözükse de değerli başkanımızın engin birikim, deneyim ve özveriyle bu sorunları çözeceğine benim inancım tamdır. Bu vesileyle İnsanlık Müdürlüğü'ne yeni atanan sevgili arkadaşımız, değerli öğretim üyesi Selami Aybacık'la tebrik ediyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum.